Anne, ben sünnet olmak istiyorum. Sünnet mi olmak istiyorsun? Oğlum sen küçükken sünnet oldun. Olsun, bir daha olmak istiyorum. Oğlum Orçun, şaşırdın mı sen? Sonra kesle kesle vallahi bir şey kalmaz ha. Ya Orçun, bu sünnet öyle zıpırt olunmaz oğlum. Bir kere olur, devamlı sünnet olunmaz. Değil mi gönül? Evet. Tabii yavrum, öyle her sene ağaç budanırmış gibi sünnet olunur mu hiç? Bravo yani. İkiniz de çocukların yanında ne biçim konuşuyorsunuz anne? Merak etme Gönül teyze. Ben sünnetin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Aferin sana kızım. Ama bence siz bunu Orçun'a anlatın. Her gün sünnet mi olunurmuş? Bütün arkadaşlarımın sünnet resmi var. Bir tek benim yok. Oğlum sen bebekken sünnet olduğun için sünnet resmin yok. Yani biz sünnet düğünü falan yapmadık da ondan. Düğünü bugün yapsak ben sünnet elbisesi giymek istiyorum. Aa, aradan bu kadar zaman geçmiş. Bunun düğünü mü olurmuş yavrum? Orçun, artık düğün evlenirken olacak. Onun için birazcık beklemen lazım. Sünnet kıyafeti giydirelim. Hem sünnet fotoğrafı olur, hem de damat fotoğrafı olur. Sen bu işe karışma, süslü. Beto. Süslü. Beto. Süslü. Beto. Süslü. Beto. Aman Gönül, alalım bir sünnet elbisesi giydirelim Orçun'a. İçinde kalmasın, fotoğraf falan da çektiririz ha? Ay bilmiyorum ki yani, tuhaf olmaz mı? Aşk olsun. Niye tuhaf olsun Gönül? Ya benim de sünnet fotoğraflarım var ya. Böyle altınlar takılmış, paralar takılmış falan. Altın takılacak mı? Takılmaz olur mu? En güzel altını ben takacağım sana. Üstelik üzerinde böyle Atatürk resmi olanlardan. Süper olur. Başımıza iş çıkardınız yani. Ay olsun anne. Yani düğün falan da olmayacak zaten. Biz de kendi aramızda eğlenmiş oluruz. Ben de saat takarım oğluma, değil mi? Oho, saatler ona, altınlar ona. Ben ne olacağım peki? Hazır mısınız çocuklar? Hazır mısın? Hazırım. Tamam, hadi bakalım oğlum. Annem, padişah olmak istiyorum. Padişah mı olmak istiyorsun? Evet. Dün sünnet olmak istiyordun. Bugün padişah olmak istiyorsun. Padişah olmak, sünnet olmak kadar kolay bir şey mi akıllım? Öyle değil kızım. Sünnet elbisesi mi diyorum ben? Padişah şeklinde olsun. Maymun şeklinde sünnet elbisesi var mıdır acaba? Her şeyini. Hadi Tuna, geç kalıyoruz. Geldim hayatım, geldim. Tuna abi, sünnet kıyafetimi buldum ben. Padişah şeklinde olacak. Yakışır sana oğlum, yakışır. Yalnız ben ata da binmek istiyorum. Bütün mahalleye atla geleceğim. Herkes görecek. Bu iş bayağı büyümeye başladı. Atlar filan. Atın eksik olsun hayatım. Bir de masraf çıkartma başımıza. Padişah atan anne. Kız koza padişah. Ata binmeyecek de belediye otobüsüne mi binecek? Hadi bakalım. Neyse, Cavus Orçun olmadığı için bugün rahat rahat yüzebileceğim. Hadi bakalım. Hadi. Anneciğim görüşürüz. Tamam ya. Hep sen böyle bu kılıkla dolaşacak mısın? Ne var? Beğenemedim mi? Beğenemedim. Çok rüküş görünüyorsun. Rüküş ne? Rüküş. Aynı senin gibi bir şey. Asıl sen süslüsün. Şu haline bak. Rüküş beton. Beton. Kavga etmeyin ama kardeş geçin. Hediyeler de geldi. Evet, kamera da hazır. Evet. Şimdi çocuğumuz hazır mı bakalım? Hazır. Kardeşi hazır mı? Hazır. Ana, o da ne hediye aldınız? Bu da sünnet olan benim. İşte bunu pozitif ayrımcılık derim. Çatala patla. Takım merasimi başladı. Evet, sünnet çocuğunun annesinden bir kol saati. Sünnet çocuğunun kardeşine de Gönül teyzesinden bir kol saati. Oh, ne güzel valla. Bence sana her gün sünnet. Anne neden 50'şer lira? Çekiyor musun? Hadi yine iyisi süslü. Sayende keşke oldu. Gönül gel. Sen çek, sıra bende. Tamam. Al. Gidiyorum. Evet. Çekiyor musun Gönül? Çekiyorum. Ya keşke misafir çağırsaydık. Daha kim bilir neler takılırdı. Evet. Hı. Hı.
Bir tane de kızım var.